Evet, merhabalar. 15.000 TL'den başlayarak 100 günde portföy büyüklüğünü 1 milyon TL üzerine çıkarmak. Buradaki amacımız 1 milyon TL'lik nakit sahibi olmak değil, hisse senedi sahibi olmak. 100 gün geçti, hedefe ulaşamadık. Hedefe ulaşana kadar analizlerimize videolar aracılığı ile devam ediyoruz. Burada anlatmış olduğum model çerçevesinde tek seferde yüklü olarak hisse senedi alış yapmak yerine gün bazlı hisse senedi alış emirlerine devam ediyoruz. Burada bunun nasıl bir önemi var? Hisse senetleri bazı günler aşağılara, bazı günler yukarılara doğru hareket edebilir. İşte aşağılara doğru hareket ettiğinde de bu model sayesinde riskten korunmuş oluyoruz. Ortalama maliyeti düşürmüş oluyoruz. Tabii ki Borsa İstanbul'un özellikle yabancı alışlarıyla bugün yukarıya doğru hareket ettiğini gözlemledik. Ve halka arz hisse senetlerinden 40 TL'lerin aşağılarında halka arz edilen Kuzey Boru'nun ard arda tavan yaptığını görmekteyiz. %9,98 artışta. Tabii ki Kuzey Boru hisse senedi ile ilgili oldukça fazla sayıda bireysel yatırımcının şu an itibariyle bu hisse senedine ilgi gösterdiğini görmekteyiz. Kap haberlerine baktığımız vakitte ard arda kap haberleri geldiğini görmekteyiz. DataGet bilgisayar %2,53 kapanışa doğru hisse senedinin yukarı doğru sert bir hamle yaptığını gözlemledik. 30 TL'nin de üzerine çıktıktan sonra günü 30 TL'nin aşağısına kapattı fakat BIST'e nazaran biraz daha pozitif olarak kapattığını gözlemledik. Sönmez filament %2,08'lik düşüşte BIST'e nazaran aşağılara doğru hareket eden hisse senetlerindendi ve Tarkim bitki koruma 5 milyon lotu olan hisse senetlerinden 1000 TL yaklaştıktan sonra hisse senedi sert bir şekilde aşağılara doğru hareket ettiğini gözlemlemiştik. 400 TL'lere yaklaşmıştı. Yani yaklaşık neredeyse %60'lık bir düşüş göstermişti. Sonrasında işte 400 TL'lerden tekrardan 742,5 TL'ye geldiğini gözlemledik. Burada işte lot sayısı az olan şirketlerin bu tarz avantajları söz konusu olabiliyor. 5 milyon lotu olan hisse senedi %60 aşağılara doğru hareket ettikten sonra neredeyse %50 tekrardan yukarı doğru hareket ettiğini gözlemledik. Benzer senaryoyu Senepam hisse senedinde gözlemleyebilir miyiz? Burada Senepam hisse senedinde piyasada 5 milyon lotu söz konusu hisse senedi 200 TL seviyelerine doğru hareket ettikten sonra yine benzer senaryo %50 ile %60 arasında Senepam hisse senedinin geri çekildiğini görmekteyiz. Tarkim gibi eğer Senepam hisse senedi de davranırsa hızlıca kısa bir sürede belki de 120-130 TL seviyelerine doğru hareket edebilir. Analiz etmeye devam edeceğiz. Tabii ki 132. gün Cuma günü emirlerimiz neler? 18 adet 85,2 TL'den Senepam hisse senedi alış emrimiz gerçekleşti. Evet, 132. gün portföy özetimize baktığımız vakit portföyümüzde 4.720 adet Senepam hisse senedi yer alıyor. 402.867 TL portföyün büyüklüğü. Tabii ki yatırım tavsiyesi değil de herkes kendi fikrine, kendi planına göre yatırım karar vermesi gerekiyor.